Alanya'da 3 yıldır tesbihçilik işiyle uğraşan Selçuk Uslu, tesbihin toplumdaki yerini Alanya Posta TV'ye anlattı. Öncelikle zikir amacıyla çekilen tesbihin şu an aksesuar olarak da kullanıldığını ifade etti. Uslu, günümüzde tesbihi sadece erkeklerin değil, aynı zamanda kadınların da kullandığını ifade etti. Tesbihin toplumumuzdaki yeri öncelikle zikir amaçlı başlayan bir şey. Ama devamında da şu anda zikirle beraber olduğu gibi aksesuar olarak da kullanılıyor. Şu anda son birkaç yıldır da daha toplumda revaçta değişik çeşitleriyle beraber. Koronavirüs salgını sürecinde evden çıkmayan vatandaşlar tesbihe yöneldi. Birçok esnaf krizin eşiğine gelirken internet üzerinden tesbih satışı yapan Uslu, mağazaya giren kişi sayısı azalsa da internet satışlarında ciddi artış yaşandı diye konuştu. Pandemi döneminde aslında sosyal medya ve internet üzerinden satışlarımız bayağı iyiydi. Haliyle diğer esnaflar gibi normal iş yerlerine girip çıkan kişi sayısı ciddi oranda azaldı. Ama tam tersi olarak da internet üzerinden alışverişlerimiz iyiydi yani. Bayağı iyiydi. İnsanlar evde oturduğu için ve sosyal medyayla ve internet üzerinden reklamlarla ulaştığımız için satışlarımız iyiydi yani, Allah'a şükür. Doğal taşlardan yapılan tesbihler arasında en çok ilginin kehribar olduğunu ifade eden Uslu, şu anda en çok doğal reçine diye tabir ettiğimiz doğal kehribar değer görüyor açıklamasında bulundu. Şu anda en çok doğal olarak reçine diye tabir ettiğimiz doğal kehribar en çok değer görüyor. Diğer doğal taşlar da var. Nedir? Kaplan gözüdür, akiktir, firuze gibi, ama bunlar daha çok aksesuar tarzında kullanılıyor. Uslu, kehribardan sadece tesbih üretilmediğini, ayrıca kolye ve bileklik yaptıklarını dile getirdi. Kolye ve bilekliklerin özellikle çocuklar tarafından salya ve nefes darlığı konusunda tercih edildiğini ifade etti. Şifa niyetine kullanılan ise çam reçinesi, ağaç reçinesi olan doğal kehribar. Bu özellikle bebeklerde, yeni doğan bebeklerde diş çıkarmada falan, sonra guatr hastalarında falan kullanılıyor. Tesbih olarak da, aksesuar olarak da kullanılıyor. En değerli ürün doğal taşlar listesinde kehribardır. Yapım aşamasından bahseden Uslu, aslında tesbihi elde tuttuğumuz zaman çok küçük bir aksesuar olmasına rağmen yapım aşaması gerçekten meşakkatli bir iş diyerek konuşmasını sürdürdü. Şimdi aslında tesbih çok küçük bir malzeme, elde tuttuğumuz zaman çok küçük bir aksesuar olmasına rağmen yapım aşaması gerçekten meşakkatli bir şey. Yani bu çubuğu tedarik etmesi, ondan sonra ölçülere göre kesilmesi, delinmesi, tornada az önce gördüğümüz gibi şekil verilmesi, zımpara süreci var. Arkasından cila ve tekrar parlatma süreci var ve en son hali de bu şekle geliyor. Örneğin bu tesbihi yaklaşık bir güne yakın bir vaktimiz alıyor bu tesbihi yapması. Şu çubuklardan yapıyoruz. Bu çubukların kesmesi, delmesi, devamında tornada bu şekle vermesi yaklaşık bir günümüz alıyor. Şimdi burada tabii işçilik daha çok oluyor tesbihte. Çünkü çok zaman alıyor. Bir de ustalık konuşuyor ister istemez. El işçilikli olan tesbihler normal hazır tesbihlere nazaran çok çok daha pahalı. Değeri de ona göre. Ama kullanımı da el işçilikli tesbihle de her zaman daha iyidir.